Efendim bugün dolar 10 liraya dayandı. 9.65. Ne düşünüyorsunuz? Normal değil. Çok yüksek. Ben Avrupa'da yaşıyorum, Almanya'da. Yani bizim için sorun değil ama buradaki yaşayan halk için bayağı sorun yani. Evet. Bilemiyorum, burada yaşamadığım için bir şey diyemem yani. Evet. Ben 50 seneden beri dışarıdayım. Evet. Diyorum ya, bizim için sorun değil ama buradaki yaşayan halk için bayağı zor bir dönem. Nasıl oradan baktığınız zaman, yani Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi olarak Türkiye'deki alım gücünü nasıl görüyorsunuz? İyi değil, düşük yani. Her şey normal ama halkı düşünen kimse yok. Halk nereye kadar böyle devam edecek, nereye kadar böyle gidecek yani. Ben de istemiyorum doların, euronun çıkmasını. Buradaki halkımızı, buradaki insanlarımızı düşünmemiz lazım. Diyorum ya, geliyorum ben buraya 1.000 lira bozuyorum, 10.000 lira. İstediğin gibi harcarsın. Ama buradaki halkın yaşamı aynı değil. Çok zor. Allah kolaylık versin size. Bazen başka biz gurbetçilerle de konuşuruz. Siz çok sağ olun, çok da güzel açıkladınız. Evet. Bazıları diyorlar ki ya biz orada sürünüyoruz, burası aynı cennet. İlgisi yok. Orada sürünen yok. Orada işini yaptığı müddetçe devamlı iyi. Devlet yardım ediyor insanlara. Geçimi olmayanlara, iş bulamayanlara iş buluyor. Yardımcı oluyor. Kirayı ödeyemiyorsun, yardım ediyor. Burada bu imkanlar bilmiyorum var mı yok mu ama zor bir hayat burada. Ben onu sana söyleyeyim. Bırak biz kira ev sahibinin elinde kalmışız. Bırak devletin verdi. Ev sahibinin elinde kalmışız. Benim evlerim var burada. Kiradalar. Bağcılar gibi merkez bir yerde 700 liraya oturan var mı bu zamanda? Kaleferli daire her şeyi gel göstereyim karşıda. Neden? Biraz halkını düşünmezse bu insanlar, birbirlerini düşünmezse daha da kötü. Ben ev arıyorum, Allah da bilir. Arkadaşlar şahidimiz olsun. Ne diyorsan sen söyle, ben de varsa evin bana da kiraya ver. Yani. Nasıl abi şu anda ev kiraları aşağı yukarı? Valla şimdiye kadar mesela yıllık atıyorum %10'du. Hani 1 milyara 100 lira koyuyorduk. Şu an yeni girsen? Şu anda bir arkamı döndüm ki ev kiralı 1500'den 2500'e çıkmış. Aynen. Benim tarihim 4. aydır. Gelirse bu ev sahibi şimdiden bana şu, ben zaten o hesabını yapmıştım. Şimdiden hani oğlumu evlendireceğim. Bir şey deyip beni çıkartacak çünkü 2,5'a bekleyen var. Evet. Beni 1500'e tutmuş. 2,5'a beklemesi, onu devretmesi için bin türlü yalana başvuracak. Evet. Özür dilerim yani. Sizleri kastetmeyelim. Zaten aynı dediğim planı da dün beni görürken söyledi. Abi dedi, biliyorsun 6. ayda oğlumu evlendireceğim dedi. Çocuğunu evlendirmezsen çıkmam. Evet. Düğününü göreceğim çıkayım, yoksa çıkmam sana. Çünkü o dışarıdaki düğümlere göre o 2,5'a verecek. Evet. Şimdi kardeşim 1500'den 2500'e. Ben ne alıyorum askeri ki? Ben ne alıyorum ya? Asgari ücret 2800, ev kirası 300. Evet. Yani nasıl olur? Tekrar devam edeceğim seninle. Size şunu da sorayım. Şimdi Avrupa'dan geldiğiniz için. Mesela geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Avrupa sefalet içinde, yiyecek bulamıyorlar. Benzin bulamıyorlar. Hayır öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Ben 50 senedir diyorum oradayım yani. 9 yaşından beri Almanya'dayım yani, öyle bir şey yok. O nereden çıkıyor? Öyle bir şey olamaz yani. Ne sefaletiymiş? Hangi sefalet? Ben diyorum ki devlet geçinemeye yardım ediyor. Öyle bir şey yok yani. Uzaya gidiyoruz ama yerin dibine daha fazla giriyoruz. Ondan haberiniz yok ama. Diyorum yani, benim için sorun değil. 1.000 euro bozdururum, istediğim gibi yaşarım burada. Ama bu vatandaş, bu halk nasıl yaşayacak? Benle bitiyor mu bu iş? Duyur. Diyorum ya, kiralarım benim 600-700 lira. Bu zamanda kaleferli lüks daireler kaç para? Sor bakalım. İşte kanıtı yanında. Yazık değil mi? Evet, doğru. Yazık değil mi? Bu halkı böyle kullanmayın, günahtır. Normal değil. Yani gerçekten isyan yani. Bak, parası olan da isyan ediyor, olmayan da. Ama nereye kadar? Özgürlük istiyorsun. Hangi özgürlük? Halkını bir kaldır bakalım, hangi özgürlükten bahsediyorsun? En başta ekonomi olacak. Yani. Tamam, sağ olsun, her şeyi yapıyor, yol yapıyor, iz yapıyor ama bunlar bana lazım değil. Vatandaşım bana lazım. Özür dilerim, 30 senedir, 20 senedir yapılanı ha bu 2 ay, 6 ayda bozdu. Bitti. Ben kendim şahsen sabah 6'da işe gidiyordum. 5'e kadar Refah Partisi'nin, Saadet Partisi'nin iktidarı için sabahlıyordum. 6'da da arabaya biniyordum. Bu emeği ben vermişim. Mı? Sor bakayım. Bu emeği ben çok ediyorum. Sor. Ekonomi kötü diye. Sorabilirsin. Birikim sonunda ne yaptı? Ha bu son zamanlarda bak, bu demek sonu böyle olmaması lazımdı. Şu anda gidiyorum aynı yerden ikinci yarış veriyor. Yani bir yağı yağ alıyorum, ikinci yağı aynı fiyata alamıyorum ya. Yapılanın hepsi bu son zamanda bitti. Gençlik, size de soracağım, bekleyin bir saniye. Ablacığım size de soralım. Evet, dolar bugün 10 liraya dayandı. 9.65. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Yani milletin fırsatçılığı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Doların yükselmesi mi? Evet.
Doları millet mi yükseltti? Hayır yok. Hani şu kiralar, şunlar bunlar diyorlar ya. Bunlar hep fırsatçıların işi. Ya mesela zamları mı diyorsunuz? Evet. Onlar da diyorlar ki dolar yükseldi. Dolar 10 lira oldu neredeyse. Dolar için hani şimdi ben bir şey yorum yapamam da. Dolar biliyorsunuz birkaç hafta önce 8 lira civarındaydı. Şu an 10 liraya dayandı. 9.65. Aynen öyle. O da sıkıntılı bir durum. Neyse ben fazla bir şey demiyorum. Nasıl şu anda fiyatlar? Fiyatlar almış başını gidiyor. Ama bunlar fırsatçıların işi diyorum. Fırsatçılar yapıyor. Evet. Yani bunu ekonomiyi yönetenlerin hiçbir suçu yok. Ya onların bir suçu yok. Hani mesela ben kendim mesela kirada oturuyorum. Evet. Mesela kirama zam yapılıyor. Ben ev sahibine diyorum hani hakkı bu mu diyorum bu kadar zam yapıyorsun. Bana diyorlar ki işine geliyorsa otur. Sen çıktıktan sonra ben Suriyelilere şu fiyata veririm diyorlar. Yani böyle yapanlarla hani yukarıdakilerin bir suçu yok bence. Evet. Bunu bizim insanlarımız yapıyor. Peki Suriyelilerin gelmesi normal mi? Böyle Afganlar, Suriyeliler, yeni mülteciler geliyor. Ne düşünüyorsunuz bunu? Ya onların gelmesi normal şöyle. Kimse vatanını bırakıp gelmek istemez. Çok darda kaldığı için gelmişlerdir. Ama gelince de ne bileyim her şey alt üst oldu. Diyorlar ki ya Suriyeliler ucuza çalışıyor. Daha iyi, daha uygun fiyattan çalışıyor diyorlar mesela şeyler, işverenler. Ya onlar amele arıyorlar. Onlar da onlara iyi geldiğinden dolayı çalıştırıyorlar. Şimdi ama mesela AK Partili onu yapamaz. AK Partili milletvekili dedi ki ya dedi bu Suriyelileri biz gönderemeyiz. Gönderirsek bizim ekonomi çöker dedi. Bunlar ucuza çalışıyor dedi. Ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Onun için bir yorum yapamam da. Ama bu genel olarak söylediğim hep bizim insanların fırsatçıların işi. Fırsatçıların. Evet. Başka da bir şey demek istemiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Gelelim böyle devam edelim. Anladın abi. Evet. Şimdi size de soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Dolar bugün 10 liraya dayandı. 9.65 en son. Ve bu böyle hani yarım saat, bir saat içerisinde oldu. Ne düşünüyorsunuz bunun için? Ya aslında bunlar beklenilecek olan şeylerdi. Yani bu Türkiye ekonomisini gösteren en büyük sebeplerden biridir. Dolar, euro bunlar hepsi yani Türk lirasının değerini kaybettiren şeyler. Sadece dolar değil. Örneğin bugün bir yağ almaya gidiyorsun 85 lira 90 lira. Daha dün akşam anneme sordum. 5 litre ayçiçek yağı 85 liraya alıyorum dedi. Ya bu nasıl bir ekonomiktir? Gerçekten hani bilmiyorum artık ne diyeceğimizi. Kimsenin hani bir geleceği yok. Bir gelecek için planı yok. Mesela arkadaşlarımdan örnek vereyim. Biz geçinemiyoruz yani. Daha çıkar dolar emin olun. Dolar 11 lirayı da görebilir. 12 lirayı da görebilir. Yani artık Türkiye bitti yani. Gerçekten Türkiye bitti. Türkiye Cumhuriyeti. 18 kilo teneke yak, 18 kilo sıvı yak. Senin dediğin 85 lira olurken şimdi 5 kilosu çıktı 85. Evet. Doğru. 15 doğrudur. Kilo arada fark var. Yani diyorsunuz ki yarın ne olacağı belli değil. Hiçbir zaman belli değil. Ama sadece şunu biliyorum. 2023'te Z kuşağı bu iktidarı yıkacak. Bu iktidar baştan inecek ve gerçekten Z kuşağının belirlediği bir iktidarla baş başa kalacak. Türkiye güzel gelecek. İnşallah 2023'te kesinlikle gençler değiştirecek. Çünkü mesela bak abilerin düşüncesi çok güzel ama başka dayıların düşüncesi öyle değil. Yok ekonomi çok iyi diyor. Yok biz geçinebiliyoruz diyor. Hani nerede geçinebiliyorsun? Bize göster. Aylık 2.800 asgari ücret. Sen nasıl geçinebiliyorsun? Bugün bir ev kirası 2.000 ya. Var olsa ne anlamı var? Ben yoksun yani. Ne anladık yani? Bugün ilk evvel halk. Halk tabii olmazsa ne yani devlet olur, ne insan olur, ne millet olur. Hayır, halkını şey düşünmezsen ya hiçbir yere varamazsın yeğenim. Ben elektrik ekmek alamayacağım, etraf güllük gülistanlık olacak. Bana ne? Evimde ekmek yok ya, öyle şey mi olur ya? Evet. Öyle bir saçmalık mı var yani? Gerçek şimdi yani. Tamam, doyur beni, bütün dünyayı çağır buraya ama beni geldi, doyur. Önemli olan halkını düşüneceksin. Tamam. Bu gençliği düşünmezsen bunlar yarın senin geleceğin. Bunlardan ne beklersin ya? Düşünemiyoruz şu an. Evet. Şu an ekonomi çalışıyoruz sabah akşama kadar. Yani askeri ücrete çabalıyoruz yine aynı. Şimdi gitmişiz cebimizde 1 milyar para var, o 1 milyar da boş yani. Yani bir yere gidiyorsun 100 milyonun kıymeti kalmamış, 50 milyonun kıymeti kalmamış, 1 milyarın kıymeti kalmamış. Yani istiyoruz ki düzelsin diye ekonomiyi bekliyoruz, anladın mı? Yabancı uyruklular bizim ülkemizden gitse ekonominin biraz düzelebileceğine inanıyorum. Çünkü tabii şimdi mesela örneğin Suriyeliler, Afganistanlılar, Pakistanlılar, Gürcistanlılar, Özbekler falan filan. Bir sürü din ırk var bizim ülkemizde. Diyorlar tamam ki bunlar diyorlar ucuza çalışıyorlar. Tamam, ucuza çalışıyorlar tabii. Ben tekstil atölyesinde çalışan bir insanım. Örneğin ben 3200'e 3400'e çalışacağım ama tamam onlar geliyor 2400'e 2500'e çalışıyor. Yani otomatikmen artık bizim yerimizi onlar doldurduğu için bizi işe almıyorlar. Diyorlar ki siz yüksek maaş istiyorsunuz. Biz yüksek maaş istemiyoruz aslında. Biz kendi çalıştığımızın hakkını istiyoruz. Şimdi mesela bir tane
hangi şehirden olduğunu hatırlamıyorum. Hatay'dı sanırım. Hatay AK Parti milletvekili dedi ki ya biz bu Suriyelileri gönderirsek bunlar ucuza çalışıyor. Ekonomi çöker dedi. Ne düşünüyorsunuz bunu? Kesinlikle öyle bir şey yok. Bugün Suriyeliler gitse bizim daha çok işimize gelecek. Hani bunu gerekse ben tekstil üzerinden örneklendireyim size. Kendi için de. Gerekse firmalar. İşveren bu arada. Tabii. Ya gerçekten bak ancak buna gülünür. Gerçekten buna gülünür. Ben tekstil üzerinden örneklendireyim size. Bugün Suriyeliler gitse biz kendi hakkımızı alabileceğimiz için firmalar da fason adetlerini yükseltecek, fason fiyatlarını yükseltecek. Bu sefer Türkiye evet Türkiye ekonomisini düzeltebilecekler. Yani gerçekten o milletvekilinin bir de işvereni dediğine göre o lafına ancak gülünür, yani başka bir şey yok. Sizce bu ekonomik gidişatı bu hükümet düzeltebilir mi, yoksa bunların değişmesi mi lazım? Öyle giderse olmaz. Hayır, kesinlikle bu hükümet bu ekonomi düzeltemez. Kesinlikle buna hiçbir zaman kim derse desin katılmıyorum, inanmıyorum. Kesinlikle yeni bir hükümet, yeni bir iktidar gelince ancak düzelebilir. Adam 22 yılda 9'a çıkan kardeşim konuşuyor. Hiç özür dilerim lafın. Hiçbir zaman için 9'a çıkan 8'e inmemiş. Evet. Anladın? Yani bu atasözü de çıktım 9'a inmem 8'e olay olmuyor. Yani bugün euro veya dolar ondan aşağıya inmeyecek. Bunu iyi adil gibi bilsin. Bir yumurta 30 lira oldu, tekrar 20 lira olmayacak. Tanıştığımıza yani. Çok memnun oldum. Hadi. Görüşürüz kardeşim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Allah sabırlar versin, kolay versin. Sağ olun. Peki, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Siz bir şey söylemediniz, söyleyeceksiniz. Yok, ben bir şey demiyorum. Peki, vallahi. Peki, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Peki. Evet, sevgili izleyenler, bugün İstanbul Bağcılar'daydık. Vatandaşlarımıza doları sorduk, ekonomiyi sorduk. Gördüğünüz gibi halkın düşüncesini olduğu gibi yansıtıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu bölümü bitirdik. Diğer bölümlerimizi videonun arkasından izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.